Bit komutları. Bu bit komutları ne? Kontaklar ve bobinler, çıkış bobinleri. Bobin üzerinde duralım. Eğer Q gibi fiziki bir çıkışa aitse enerji geldiğinde ya da setlendiğinde, yani hafıza alanındaki değeri 1 olduğunda ait olduğu çıkış kremasına enerji verir. Aynı şekilde enerji gelmediğinde ya da resetlendiğinde, yani hafıza alanındaki değeri 0 olduğunda ait olduğu çıkış kremasını enerjisiz bırakır. Eğer M gibi dahili bir hafıza alanına aitse aynı şekilde hafıza alanı değerini 1 ya da 0'da tutar. Dahili hafıza alanları PLC kremasında fiziki olarak görünmez. Sadece program içerisinde yardımcı eleman olarak kullanılmaktadır. Burada kumanda devresi gibi düşündüğünüzde aslında çıkışlar, bobinler benim oradaki rölelerim ya da kontaktörlerim. Ve bunlar iki tip çıkış olabiliyor PLC'de. Bunlardan bir tanesi fiziki çıkışlar, yani Q adresiyle başlayan çıkışlar. Diğeri ise V, M, L gibi dahili hafıza bitleri. Aralarındaki fark ne? Eğer bu çıkışınız Q çıkışı ise fiziki bir çıkıştır ve bu Q çıkışının PLC'nin çıkış kremenslerindeki, o çıkış kremenslerine daha önceki videolarımızda görmüştük, yeri vardır. Yani örneğin Q0.0 çıkışını kullanıyorsanız bu Q0.0 çıkışına ait PLC kremensinde Q0.0 gerçek çıkışı vardır. Ve Q0.0 değeri 1 olduğunda PLC kremensindeki Q0.0 LED'i yanar ve o kremense eğer DC çıkışlıysa 24 voltu, böyle çıkışlıysa ortak komun ucuna ne verdiyseniz o gerilimi görürsünüz. Ya da bunlar dahili hafıza bitleri olabilir. Dahili hafıza bitlerinin fiziki çıkışları yoktur. Program içerisinde kullanılan sanal hafıza alanlarıdır bunlar. Program içerisinde kullandığımız, kumanda ile karşılaştıracak olursak, yardımcı rölelerdir diyebiliriz. Bunlar fiziki çıkışta bir işi yapmaz. Yani bir kontaktörü çalıştırmaz, kontaktör üzerinden motoru çalıştırmaz ya da bir senonoid wifi çektirmez dahili hafıza bitleri. Program içerisindeki çeşitli sıralamalarda veya çeşitli işlemlerde ben bu dahili hafıza bitlerini kullanırım. Bunların neler olduğunu problem çözdükçe göreceksiniz. Bir çıkış program içerisinde yalnız bir kez kullanılır. Set reset kullanımları hariç. Birden fazla kullanım durumunda en son satırda bulunan değeri geçerli olacaktır. Örneğin programımız içerisinde 6. satırda Q0.0 çıkışını bobin olarak kullanırız. Bir de yanlışlıkla 41. satırda Q0.0 çıkışını bobin olarak tekrar kullanırız. 6. satırda Q0.0 lojik 0 ya da 1 hangi değeri alırsa alsın, hafıza kütüğüne en son olarak atanan değer program sonunda çıkış kremensine atanacağı için 41. satırda lojik 0 ise çıkış vermeyecek, lojik 1 ise çıkış verecektir. Aynı durum M ve diğer hafıza alanlarının bit, yani bool olarak kullanım içinde geçerlidir. Ben bundan önceki videolarda PLC'nin çalışma döngüsünden bahsetmiştim. Ne yapıyordu? Girişleri okuyordu, programı işletiyordu, çıkışları tekrar clemens'ler atıyordu ve döngü başa dönüyordu. Program işletilirken program üst satırdan başlar, üst satırdan aşağı doğru geçer, soldan sonra sağa doğru devam eder. Şimdi bir Q0.0'ı bobin olarak programlı birkaç yerde kullandığımızı düşünelim. Program geldi 6. satırda. 6. satırda Q0.0 örneğin 1 oldu. Bu Q0.0'ın bir değeri nereye atanıyor? Çıkış imaj kütüğüne, çıkış görüntü kütüğüne. Clemens'e atanmıyor bakın. Clemens'e atanması program sonunda çıkış imaj kütüklerindeki değerlerin Clemens'lere atanması şeklinde oluyor. Programın içerisinde Q0.0 gidip çıkış kremasını enerjilendirmiyor. 6. satırda geldi Q0.0 örneğin değer olarak 1 oldu. Lojik 1 oldu. Yani Q0.0'ın değeri 1 ve gitti. Çıkış imaj kütüğüne program Q0.0'ı 1 olarak yazdı. Programın işletilme sırasında örneğin 41. satırda tekrar Q0.0'ı kullanmış olalım. Burada Q0.0 41. satırda da 0 olsun. Şimdi program gitti. Q0.0'a ait hafıza alanındaki değer neydi? 1'di. O hafıza alanındaki değerini götürdü, 0 olarak değiştirdi. Bunu ne zaman yapıyor? Döngünün ortasında yapıyor. Q0.0 6. satırda çıkış imaj kütüğüne 1 yazıldı ama 41. satırda çıkış imaj kütüğündeki Q0.0'ın bir değeri 0 ile değiştirildi ve program bitti. Şu anda çıkış imaj kütüğündeki Q0.0'ın son değeri ne? 41. satırdaki 0 değeri. Ve artık 3. adımda programın, döngünün 3. adımında çıkış imaj kütükleri Clemens'lere aktarıldı ve ne olarak aktarıldı? 0 olarak aktarıldı.
Q0.0 ya da tam tersi 6. satıra geldik. Q0.0'ın lojik değeri 0. Çıkış imaj kütüğüne Q0.0 ayta hafıza alanına gidildi. 0 yazıldı. Daha sonra program işletildi. 41. satıra geldi. 41. satırda da örneğin Q0.0 o an 1 değeri aldı. Ve çıkış imaj kütüğüne Q0.0'ın az önce 0 atanmış değerin üstüne gitti. Program 1'e atadı. Ve program bittiğinde ancak çıkış klemenslerine çıkış imaj kütüğü atandığı için en son olarak ne atandı? Q0.0 41. satırdaki değeri geçerli olarak yani 1'e atama yapıldı. Yani siz bir çıkışı eğer program içerisinde birden fazla bobin olarak kullanırsanız en son satırda aldığı değer çıkış klemenslerine yansıyacaktır. Onun üstündeki değerler çıkış klemenslerine yansımayacaktır. Bu hatalı bir kullanımdır. Set reset ayrı tuttum. Neden set reset ayrı tuttum? O komuta da geleceğiz ama set resette kalıcı olarak bir hafıza alanına enerji verme söz konusu değil. Set reset'te bir hafıza alanına devamlı olarak değer atama söz konusu değildir. Set sadece hafıza alanına yeni bir değer atar. Ondan sonra yeni bir değer daha atanana kadar o hafıza alanındaki o değer kalır. Set reset komutlarında onu göreceğiz. Ama bir çıkışı bobin olarak kullanıyorsanız sadece ve sadece o çıkışı program içerisinde yalnız ve yalnız bir yerde kullanmanız gerekli. Birden fazla kullandığınızda tekrarlıyorum. En son satırda ne olarak kullandıysanız o satırda aldığı değer çıkış imaj kütüğüne atanır ve klemensler o yansır.